Vallahi öyle. Bu açlığa dayanamayacağım galiba. Şimdiden zayıf düştüğümü hissediyorum. İftara kadar idare edebilir miyim bilmiyorum. Nasılsınız Zeyn Abdullah Bey? Bay Junjun Vala. Ah, merhaba. Oturun lütfen. Sizi avukatımla tanıştırayım. Bu Rehan Han. Biz tanışıyoruz zaten. Öyle mi? O zaman bu iş kesin bitmiştir. Buyurun oturun. Bay Junjun Vala, e-mailinizi okudum. Bu proje bizim açımızdan tamamdır. Ayrıca size birkaç kota gönderdim. Ben de gerçekten her şeyi hazırladım Zeyn Bey. Ben sözümün eriyimdir. Bunlar 5 dönümlük toprağıma ait evraklar. Buyurun inceleyin. Eksik gedik bir şey yoksa hemen imzaları atar, bu işi fazla uzatmadan bitirmiş oluruz. Güzel. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bay Junjun Vala, o Nazım planında görülen bazı yerler göründüğü gibi değil maalesef. Bir kısmı işgal edilmiş. Kağıt üstünde 5 dönüm belki ama gerçekte 4,5. Fakat siz evrakları 5 dönüme göre düzenlediniz. Hayır Bay Junjun Vala. Sözleşme bu haliyle ileriki zamanlarda hukuki ihtilafa yol açacaktır. Önünüzde duran evraklar detaylar açısından çok şey söylemiyor. Ama orası 5 dönümlük bir toprak değil. 4,5 dönümden ibaret. Anlaşmaya bu haliyle imza atarsanız fazladan yarım dönüm parası ödemiş olacaksınız. Bakın Zeyn Bey, bunlar emlak işinde önemsiz detaylardır. Artık bu tür problemlerle hayır, uğraşmayalım. Hayır Bay Junjun Vala, bu böyle olmaz. Siz benim müşterimsiniz. Ben de burada işimi yapıyorum. O sebeple bana düşen görev usulsüz bir iş yapmanıza mani olmaktır. Aynı şey sizin haklarınızı korumam için de geçerli. Neticede ben paramı sizden alıyorum. Ama ekmeğimi yalan dolanla kazanamam. Çok değil helal kazanmak isterim çünkü ben. Bay Junjun Vala, bu anlaşmayı imzalamak istemiyorum. Lütfen gidin. Bana büyük para kaybettirdin. Öyle olsun. Senin gibi çok avukat gördüm ben. Hepsi benden sebeplenmek için etrafımda 4 dönüyor. Ben sana para kazanman için bir şans verdim. Ama sen ne yaptın? Kısmetini ellerinle geri çevirdin. Nankörsün sen. Teşekkür ederim Reyhan Bey. Bugün beni yanlış bir iş yapmaktan kurtardınız. Aslında sadece sizi değil, kendimi de kurtarmış oldum. Aliya hep Allah'ın iyi kullarından bahseder. Ben bugün onlardan birini tanıdım. O nedenle bu ilk iftarı bizimle açmanızı isterim. Davet için teşekkür ederim Zeyn Bey. Ama bu ilk iftar ailemle açmam daha doğru olur diye düşünüyorum. Size hak veriyorum. Ama sizi evimizde ağırlamak isterim. Babam da sizi tanımaktan memnun olacaktır. Memnuniyetle.